Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et. Telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI Taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI. Beşiktaş aşı yapmaya hazır bir takım. Şimdi her türlü formülünü biz 5 kere izledik. Ben Necip'li orta sahayı da 5 kere izledim. Laiç'le orta sahayı da 5 kere izledim. Bu mevcut yapıyı da izledim. Hepsini biliyorum ama zaten rakiplerinin problemi bu. Fenerbahçe işlemeyen bir yapıyı da ısrar etti. Galatasaray işleyen yapıya ulaşana kadar çok denedi. Ulaştıktan sonra denemeye devam etti ve iş karmaşıklaştı. Burada Beşiktaş'ın farkı bu. Yani Beşiktaş kendi içinde birçok şeyi denemiş ve başarmış. Onu da cebe atmış bir takım. O sebeple sen şimdi kel alaka bir şey söylüyorsun. Yani nasıl diyeyim sana? Abartarak söylüyorum. Aynı şey değil de. Emre Taşdemir'in Galatasaray'da sol açık oynamak zorunda kalması gibi bir şey yani Rıdvan'ın. Evet. Sol açık Enkudu yerine oynamış. Hani Galatasaray'da Onyekuru yerine Emre Taşdemir oynatılıyor gibi bir durum var. Ama hiç yadırgıyor musun mesela? Yadırgamıyorsun. Çünkü takım o kadar oturmuş ki bir değişik hamle o kadar da yadırganacak ve sıkıntı çıkaracak bir noktaya götürmüyor Beşiktaş'ı. Ama mesela böyle bir şey Galatasaray için düşünen dehşete düşersin. Ne olan bir şey. Demek ki takım çok kötü durumda falan dersin. Ama öyle olmuyor işte. Yani futbol zaten o yüzden 38. haftada bizim bunları konuşuyor olmamız lazım. Galatasaray'ı konuşurken hani sürprize ne olacak? Başımıza ne gelecek gibi konuşuyoruz. Beşiktaş'ı konuşurken mesela radikal bir şeyin denemesinin daha önce yapıldığını biz görüyoruz. Yani ben Necip Atiba Josef'i izledim abi. Ne olacağını da biliyorum. Nasıl karşılayacağını da biliyorum. Hocanın fizikselleşmek istediğini anlayabiliyorum orada. Mesela bir okuma yapabiliyorsun ama diğer takımlarda bir yok. İşin bu tarafında nasıl bakıyorsun? Çok doğru. Yani Beşiktaş'ın temeli sağlam. Yani temel var zaten. Bir oyun temeli var. Oyuncular değilse de aynı temelin olacağını biliyorsun. O oyuncu bu rolü yapabilecek mi yapamayacak mı? Soru işareti bu oluyor daha çok. Yani oyunun bu şekilde devam edeceğini biliyorsun ama mesela Kasımpaşa karşısında çözüm üretmek zorunda kalan oyuncuların formu iyi olmayınca yani kilidi açamıyor. Ama aslında aynı oynuyor yine. İşte hep Manchester City benzetmesi yapıyorum ya böyle tarz olarak. Orada da öyle işte mesela. Manchester City'nin ilk 11'ini görüyorsun. Acaba diyorsun ya Zinchenko'yu sol beke mi yazmış, sol içe mi yazmış hoca? İşte Bernardo Silva sahte 9 mu oynayacak, içte mi oynayacak? Beşiktaş'ta öyle bir durum var. Oyun temeli var. O yüzden mesela Rıdvan'a sol içeri yazabiliyoruz. Sen diyorsun ki orta sahada da oynayabilir. Sol önde de oynayabileceğini gösterdi vesaire. Larin sol forvette de oynuyor. Santafor'da da oynuyor. Gökhan Töre'yi sahte koza koyuyorsun. Sanki böyle sezon başındaki plan buymuş gibi oynuyor. Sanki böyle yani yaz kampını geçirmişti. 3 tane hazırlık maçı oynamış zaten sahte 9'a Gökhan Töre. Bu takımla birlikte. Direkt öyle başlıyor yani. Pazartesi günü bayağı sahte 9'da başlıyor Beşiktaş'ta. Ve 37. haftada hep böyleymiş gibi oynuyor. Tabii derbi öncesinde bir oyuncunun da varlığı çok önemli olacak. Ki derbiler hep şöyle 6 numaralar üzerinden okuyoruz ya, 6 numaraların performansı çok önemli. Çünkü topsuz oyunda iş bitiyor biraz. Daha az pozisyon vermekte bitiyor ama yani 6 numaraların inanılmaz bir maç çıkarmasa da genelde derbilerde kolay kolay pozisyon olmuyor. Bu yüzden o pozisyonu değerlendiren kazanıyor. Hatay Spor karşısında nasıl Beşiktaş 7-0 gibi bir gösterişli galibiyet alınca psikolojik olarak rakiplerini etkiledi ya. Burada da Galatasaray'ı bir şekilde etkileyebilir daha maçın başında ya da ilk yarıda gol atarak. Yani gol attığı zaman Beşir Galatasaray'ın direnci bayağı düşecektir. Burada da tabii ki Gezal yine oyunun işlemesi adına çok önemli ama Kyle Larin burada önemli olacak. Derbilerde çünkü 9 numaraların bulduğu fırsatı hemen değerlendirmesi çok fark yaratıyor. İşte Mustafa Muhammed'in Kadıköy deplasmanında yaptığı gibi bir pozisyon buldu, alt köşeyi buldu, bitti mi iş. Burada 9 numaranın performansı çok değerli oluyor ve Kyle Larin de bitiricilik anlamında güvenilir oyuncular arasına girdi bence. Yani Hatay Spor maçında bahsetmiştik seninle. 4 golü de ayrı tarz. Bir tanesini arka direğe uzatıyor, bir tanesini topunun altına giriyor, bir tanesini plase vuruyor vesaire. Hepsi ayrı tarz gol vuruşta ve bitiricilik anlamında ciddi bir seviye atladı. Hatta bizim yan tarafta çocuklar demin programa başlamadan önce top oynuyorlardı. Bir tane çocuk gol attı. Kendisine kaylılar in diyerek sevindi. Bu çocukların diline düştüysen iyi futbolcusundur abi. Bu bir seviyedir değil mi? Doğru söylüyorsun. Tabii. Çok duyuyor belli ki. Aynen öyle.
Ya Beşiktaş'ın zaten şu anda hani 100 tane senaryo koysan böyle 95'i falan Beşiktaş'ın lehine olduğu çok aşikar senaryolar. Yani 0-0 cebinde oynayan taraf mesela Galatasaray olsa ve hani derbi bu şekilde çıkırsa bence Galatasaray o kadar favori olmaz. Çünkü 0-0'ı tutmak, 0-0'ı oynamak için daha böyle gövdeli, kütleli bir takım olmak lazım. Bu açıdan Beşiktaş en iyisi yani zaten. Beşiktaş'ın merkezi her zaman sağlam. Savunma hattının önünde, savunma hattı agresif. Rozier böyle çok şikayet edenler oluyor rakip takımlardan ama bu Rozier tam şey tipi oyuncu. Lugano falan tipi oyuncu. Böyle Melo Lugano jenerasyonundan. Böyle dışarıdaki uyuz oldu ama evet. Takımın olsa lan keşke işte iyi ki aldık bu adamı falan diyeceği tarz bir adam. Bizim ligimiz sert bir lig ve bu ligde çekinmeyen, sertlikten çekinmeyen, kart görmekten çekinmeyen adam lazım yani her takıma, her savunma hattına. Ve bu yetmiyor gibi şey de değil yani. Hani karate oyuncusu değil yani. Onun dışında hücuma katkısı, dribling becerisi var. Hücuma katılıyor. Sana alan açıyor ve oradan top çıkabiliyorsun. Yani hem sana top çıkartabilen driblingde hani çıkartırken zorlayınca faul aldıran. Yetmezse de yetmediği gibi savunmada da çok sağlam gözüken, güçlü gözüken ve savunmaya sertlik katan bir oyuncu var. Hani bütünlüklü baktığında zaten 0-0'a müsait takım yani Beşiktaş. Birçok takımdan çok daha önde. Böyle baktığımızda zaten 0-0 cebinde, 1-0 geriye düşse yine cebinde. Bu tarz senaryolar zaten şey gibi düşünmek lazım. Yani Şampiyonlar Ligi yarı finali gibi yani City Paris Saint Germain gibi düşün. Madem sen City'den ben de bir City'den örnek vereyim. Abi City 1-0 geriye düşerse çıkacağını bildiği bir turu kolay kolay verir mi yani? Maç öyle evet. Gelişmiyor zaten. Bu bir şey gibi düşünmek lazım. Hani eşleşme gibi düşünmek lazım. Ve Galatasaray ilk maçı 3-1 kaybetmiş ve 2-0'a çıkamıyor gibi. Evinde 3-1 kaybetmiş gibi bir senaryo var yani aslında. Evet. Şimdi nasıl olacak yani? O yüzden turu geçmek o yüzden çok 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 zor Galatasaray için. Beşiktaş için de bayağı kolay yani. Beşiktaş kendi oyununu bu arada hangi oyunu oynarsa oynasın 0-0'a yatkın bir yapı Beşiktaş. Yani ne olursa olsun çünkü oyuncu temelli baktığın zaman orta saha temelli bir takım. Orta sahası sağlam. Diğer oyuncuların ona eklemlendiği bir yapısı var Beşiktaş'ın. Bu yapı ister önde oyna, ister biraz geride oyna, ister daha ortada karşıda. Sonuçta eninde sonunda çıktığı yer Beşiktaş'ın fiziksel olarak daha güvenilir bir takım oldu Galatasaray'a göre ve 0-0'ı da fiziksel olarak daha güvenilir olan takım oynar. Ben bu yüzden Beşiktaş'ın çok zorlanacağını, inanılmaz stres yapacağını falan düşünmüyorum. Yani Galatasaray bölümünü değerlendirirken Galatasaray ne oynamalı üzerinden konuştuğum için aslında pres oynamalı diyorum ama Galatasaray en iyi haliyle maça çıksa bile yani yine çok büyük ihtimalle Beşiktaş'ın istediği olacak yani skor olarak. O yüzden Beşiktaş için çok karmaşık bir senaryo görmüyorum ben. O bahsettiğin oyuncu karakterleri konusunda çok haklısın. Yani hakikaten ya şu tip oyunculardan elinizde fazla varsa derbilerde avantajlı oluyorsunuz. Yani rakip oyuncu derken dediğin gibi nefret ettin ama içten içe de ya keşke aslında bizde de böyle adamlar olsa dediğin oyunculardan varsa bir tarafta o derbilerde daha ağır basıyor. Çünkü bu iş biraz da psikoloji yönetme işi. Hani hep böyle yetenekten bahsediyoruz, oyun planından, oyun tarzından bahsediyoruz ama iş bir noktada oyuncuların karakterine dönüyor derbilerde. Ben Beşiktaş'ın bu sezon derbilerde başarılı olmasını buna da bağlıyorum. İşte Josef'i, Rozi'si vesaire. Güçlü oyuncular yani psikolojik anlamda da güçlü oyuncular. Sertliğe de karşılık verebilecek oyuncular. Mesela geçen sezon sertliğe karşılık verememişti, baskıya karşılık verememişti Beşiktaş. Kadıköy deplasmanında hatırlarsın. Kadıköy'de Ozan'ı, Tufan'ıyla vesaire bayağı baskılı oynamıştı Fenerbahçe. Oraya Reboço ile Diaby ile vesaire çıkarsan dayak yersin yani. Oyuncu karakteri olarak da fizik olarak da dayak yersen derbileri kaybedersin. Yine hiç bak 100. yıl demedim bu Beşiktaş bölümünde bir 100. yıl da diyeyim. 100. yıldaki takım da mesela bütün derbileri kazanmıştı. Her derbiyi kazanmıştı. Orada da oyuncu karakterleri çok önemliydi mesela. Zago, Ronaldo, Cunti, Tayfur. Bunlar kemik gibi adamlar anlamda. Hem fizik olarak kemik gibi hem de psikolojik olarak kemik gibi. Bir şekilde bunlar ayakta kalıyordu. Beşiktaş'ta da dediğim gibi bu anlamda oyuncu karakterleri de önemli. 100. yıla kadar geldiysek bu bölümü de kapatalım. İstiyorsan Fenerbahçe'ye geçelim şimdi. Tamamdır.
Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et. Telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI Taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI.